Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir duası. Seslendiren Betül Güler. Allah'ım, nurunla bizi dost doğru yola hidayet eyle ve yüce huzurunda hep sadakatle kullukta bulunma payesini bize lütfet. Lütfet ki Allah'ım dillerimiz sürekli senin zikrinle meşgul, bedenimiz bütün uzuvlarıyla senin emrine muti, kalplerimiz de yalnız senin marifetinle dolu olsun. Ruhlarımızı mücahadenle kanatlandır. Kalp, sır gibi latifelerimizi de yakınlığınla taçlandır. Sen her şeye kadirsin. Senden dünya hayatında zühdümüzü, ve nezdindeki derecelerimizi artırmanı diliyoruz. Ey kalplerin ancak yakınlığıyla sükuna erdiği, hayatın sadece lütfu ihsanıyla başladığı ve devam ettiği, ünsüyle ve dergahının kapısını hep açık tutmakla salih ve mukarreb kimselerin gönüllerine ferahlık salan, ölümü ve hayatı yaratan, uzaklaştıran ve yakınlaştıran, sa'id ve şaki kılan, kalbi istidadını kaybetmişleri dalalet çukurlarına atan ve temiz gönülleri sıratı müstakime ulaştıran fakirliğe maruz bırakan ve zenginlikle serfiraz kılan kullarını imtihan eden dilerse affeden her şeyi takdir buyuran ve irade ettiklerini kazasıyla varlık sahasına çıkaran yüceler yücesi Allah'ım biz katiyen inanıyoruz ki olup biten her şey senin ezelde takdir buyurduğun büyük planın birer parçası olarak meydana gelmektedir. Rabbim, senin kapından başka hangi kapıya yönelebilir? Senden başka kime teveccüh edebilirim? Ululuk ve azamet tahtının yegane sultanı sensin. Güç ve kuvvet de sadece sana aittir. Yüce Rabbim, sen Maksudu hakikiyken ben başka kime maksat ittihaz edebilirim? Sen yegane mabud iken ben başka kime ubudiyette bulunabilirim? Bütün hazineler senin tasarrufunun altındayken benim ihtiyaçlarımı başka kim karşılayabilir? Ey kullarının kendisine tevekkül ettiği korkanların dergahına sığındı darda kalmışların ümitlerini ihsanlarına bağladığı, ızdırap içerisinde kıvranan biçarelerin güç ve kuvvetine, rahmetinin enginliğine sığındı, fazlu keremine ellerin açıldığı ve dileyenlerin kapısına yöneldiği ulu Mevlam, hiçbir surette ve hiçbir sebeple sana karşı şefbada bulunma hakkım yoktur. Ben de salih kulların gibi rahmetini ümit ediyor.'' ve inayetini diliyorum beni tevekkül gibi Yüce bir hasletin özüne varmış Bahtiyarlardan eyle Ey kullarına en yakın olan onları işiten isteklerine icabet eden Rab Buna açar kulunun dileklerine de cevap ver onun endişe ve korkularını da gider umduklarında heybet ve hüsrana uğratma Yüce Allah'ım Bizler yürüyeceğimiz yolu tam olarak bulamamış bir kısım şaşkınlarız. Yolların en müstakimine sen bizi hidayet et. Fakirliğimize, zayıflığımıza, aczimize derman ol. Günahlarımızı yarlığa. Ey Nur, ey Hadi, ey Gani, ey Kavi, ey Gaffur Rahim. Allah'ım, nezdinden göndereceğin bir ruhla bizi teyit ve takviye ve ilm ile dünden bize de talim buyur. Razı ve hoşnut olduğun yüce dinimiz üzerine ayaklarımızı sabitle ve bizi haklarında ebedi saadet takdir buyurduğun, hoşnutluğunla sevindireceğin, cemalinle gözlerini aydınlığa kavuşturacağın bahtiyar kullarından eyle. Allah'ım şu muvakkat dünya hayatında sadece sana kullukta bulunmak, ve masiyetlerden kaçmak istiyorum. Bu dileklerimi gerçekleştirmeyi benim için kolay kıl. Neticede beni cennetine al. Cemalini müşahede ile mesrur et ve ikaba uğramaktan siyanet buyur. Allah'ım ömrümüzü hep taat eksenli sürdürme. Ölmeden evvel de tevbe kurnalarında küçük büyük bütün günahlarımızdan arınıp öylece huzuruna gelme hususunda Bizden yardımını esirgeme. Sorgu esnasında yalpalamaktan ve kaybetmekten koru ve bizi kitabını sağından alanlardan eyle. Mahşer gününün korku ve endişelerinden emin kal. Sırat-ı müstakimden ayırma. Rahmetinle, kereminle bizi naim cennetlerine al. Affınla, ilminle muamelede bulun. Bulun ki dokunamasın bize o azab-ı elim, ey berru rahim ve ey halim-u kerim. Ya ekremel ekremin, bizim bir faydayı celbedecek ya da bir zararı defedecek güç ve kuvvetimiz yoktur. Hiçbir şeye sahip olmayan bir kısım fakirler, hiçbir şeye güç yetiremeyen bir kısım zayıflarız. Hayır, bütünüyle senin elindedir ve her iş encamı itibarıyla sana rücu edecektir. Allah'ım bizi emir buyurduğun hususları gerçekleştirmeye muvaffak kıl. Mükellef tuttuğun vazifelerimizi yerine getirebilmemiz için yardımcı ol. Fazlu rahmetinle bizi başka her şeyden müstani tut. i̇nayet kereminle kırık döküklerimizi onar ve fevt ettiğimiz şeyleri telafi imkanları sun. Allah'ım, merhameti sonsuz Allah'ım bizim idrak ufkumuzun kuşatamadığı ya da istemeyi bile bilemediğimiz, hayır olarak kullarından herhangi birisine vaat ya da ihsan ettiğin ne kadar güzellik varsa, onların hepsini rahmetinden biz de diliyoruz. Allah'ım, zayıflığımı, çaresizliğimi, insanlar arasındaki önemsizliğimi, değersizliğimi sana şikayet ediyorum. Sen Erhamur Rahim'insin bütün çaresizlerin Rabbi de, bu çaresiz kulunun Rabbi de sensin. Beni kötülük yapacak, düşmanlıkta bulunacak kimselerin insafsızlığına terk etmezsin. Ah, keşke bu mücrim kuluna karşı gazabın olmadığını bir bilebilseydim. O zaman başka hiçbir şeyi önemsemezdim. Affına layık değilim ama onu da dört gözle beklerim. Gazabının gelip beni bulmasından, hiddetine maruz kalmaktan, bütün karanlıkları ışığa kavuşturan ve dünya ahiret umurunun salahına vesile olan nuruna sığınıyorum. Benim halimi ıslah edecek güç ve kuvvet yalnız sendedir. Sana sonsuz hamd ediyor ve hoşnutluğunu diliyorum. Ey emellerimi lütfu keremine, ihsanlarının güzelliğine bağladığım gizli açık her halimi gören ve akıbetimin nasıl olacağını bilen Yüce Rabbim, inişli çıkışlı hallerimi, dilimin hacatıma tercüman olamayışını da yine sana şikayet ediyorum. Yegane malikim sen, yaptığım her işi neticeye erdirecek olan Rabbim de sensin. Hiçbir halim sana gizli kalmaz, gamlarımı, kederlerimi görür, işitir ve bilirsin.'' Rabbim, düçar kaldığım musibetler büyüdü de büyüdü. Tasalarımın haddü hesabı yok. Gençliğim çoktan elden gitti. Duygu ve düşüncelerim duruluğunu kaybetti. Topyekün kederler üzerime çullandı. Bir mükafata mı masar olacağım yoksa bir mücazata mı maruz kalacağım onu da kestiremiyorum. Ey dönüşümün kendisine olacağı, içimden geçenleri de dışıma aksedenleri de, arzularımı da, sonumun nasıl olacağını da bilen Rabbim. Allah'ım, aciz ve zayıf düştüm. Çaresiz kaldım. Fikrim her cümerce uğradı. Durumum iyice zora girdi. Halim kötüleştikçe kötüleşti. Hayallerimin gerçekleşme ihtimali iyice düştü. Hasretim büyüdükçe büyüdü. Ahu eninlerim semalara ulaştı sırlarım aşikar oldu, gözyaşlarım sel olup aktı. Allah'ım sen benim yegane melceğimsin. Huzuruna gelebilmek için en büyük vesilem de yine sensin. Senin rahmetindir. Açığımı ve gizlimi bilen sadece sen olduğun için acılarımı, ıstıraplarımı sana arz ediyor. Başımda dönüp duran felaketleri def etmeni diliyorum. Ulu Allah'ım, senin kapın talebi olanlara her zaman açıktır ve senin fazlın muhtaç olanlara mutlaka ulaşır. Arzı hal edilebilecek ve bir talepte bulunabilecek en son merci yalnız sensin. Ey duyan, gören, olup biten her şeyi manzar-ı aladan temaşa eden, arzın ve semanın, esma-i hüsnanın sahibi, İsimleri Kainatın devam ve bekasının vesilesi yüce Rabbim senden akan göz yaşıma bitkin ve bitat düşen bedenime dermansız halime sönüp gitmeye yüz tutmuş gençliğime merhamet etmeni diliyorum.